Umut kitabının bombalaması olayının 19. yılına gidiyoruz. Tabii ki daha önce de bu konuda gerekli değerlendirmeleri yapmıştım. Maalesef Türkiye'de bir cezasızlık politikası vardır. Yani mağdura dönük, eğer mağlupsa, ezilense ya da bunun muhatabı Kürtlerse, Türkiye'de yargı her zaman üstünlere, yani egemenlere doğru kararlar veriyor. Yani mazlumdan yana karar vermek istisnai bir duruma gelmiş durumda. Şimdi Yargıtay'ın tüm bu delillere rağmen, yani bu sanıkların, bu çetenin suçüstü yakalanmasına rağmen hala inandırıcı ve yeterli delil bulmadık ve bu nedenle beraatine karar veriyoruz deniyorsa, yani buna söyleyecek başka bir söz yok yani. Nasıl söz yok? Çünkü bu insanlar, bu sanıklar suçüstü yakalandı. Hani sadece benim tarafımdan değil yani. Şemdin halkı tarafından yakalandı, esnafları tarafından yakalandı. Yani bu sanıklar her çetenin çarşı merkezindeki caddede yürüyen her kademesinde bunu tanıklık eden esnaflar var yani. Olayın başından ve öncesindeki olaylardan bu yana buna tanıklık edenler var. Yine bu araçta çıkan gizli belgeler var. Yine benim hakkımda tutuklar, raporlar var, tutanaklar var, evimin kırıkçısı var, işimin kırıkçısı var. Yani şimdiki devlet canlısı iş adamları kimdir, kim değil Hakkari bölgesinin tüm bunlara ilişkin bilgiler var. Yine camilerin, okulların, hangi okullara karşı bomba konacağı yönünde istihbari bilgiler var. Yani kendilerinin yaptığı notlar var. Yani tüm bunlara rağmen yani eğer yani tüm bu yargı mensupları, tüm dayatmalara rağmen, tüm baskı, kavmin baskısına rağmen bunlar 39 yıl her şeye rağmen, yani müebbet ağır ceza almaları gerekirken 39 yıla bastılar, sonucu 39 yıla sınırlı kalan bir ceza aldı. Yani bunların Yargıtay tarafından delil yetersizliğinden dolayı beraat ediyorsa şaşırtıcı yani. Tüm deliller ortadadır, tüm hukuk kuralları ortadadır, hukuk normları ortadadır ama sorun Kürtler olunca böyle bir cezası politikası uygulanıyor. İşte yakın zamanda benimle ilgili belediye başkanı dönemine ilişkin bir mütalaa verilecek. Yani hiçbir delil yokken bir iki gizli tanığın yalan beyanları, o da tüm hukuki süreçlerde yalan beyanlarda bulunduklarında ortaya çıkmama rağmen bize cezalar yağdıracaklar yani. Çünkü biz Kürt'üz, muhalifiz. Bunun için de bu iktidar bizi her şekilde hiç suç işlememesine rağmen, delil olmamasına rağmen bizi cezalandıracak. Ama sorun bir uzman çavuşu olsa ya da bir iktidar yanlısı biri olsa ne yazık ki herhangi bir ceza politikası uygulanmıyor. Yani Türkiye genelinde hukuk budur. İktidarın oyuncağı durumundadır. Yani iktidar da nasıl işine gelirse, nasıl talimat verirse o şekilde cezalandırılıyor. Yani bağımsız bir hukuk, bağımsız bir yargı demek mümkün değil yani. Gerçek alanda Kürtlere dönüktür asıl amacı. Hatta aynı suçu bir Türk işlerse bile en asgari düzeyde bir cezayla sızlandırılır. Bir Kürt olduğu zaman en üst düzeyde cezalandırılır. Yani bu sadece siyasi davalar için değil yani. Bir uyuşturucu davası için de aynı öyle yani. Bir Muğla'da yakalanan biri için kendi yakınlarıysa, bir ülkücüyse, MHP'liyse, DAEŞ'iyse yani çok asgari düzeyde bir ceza, bir Kürtse en azından 20-30 yılda varan bir cezalandırmayla. Yani burada Kürt olgusu önemlidir yani. Kürt olgusu önemlidir. Türkiye'de demokrat olan, bu iktidara muhalif olan belli kesimler de var tabii.
Yani bunlara karşı da belli bir yaptırım uyguluyor. Belli bir cezalandırma şeyi var yani. Bu iktidarın girdiği şeylerini açığa çıkarmaya çalışan, yaptıklarını, yolsuzlukları, hırsızlıkları açığa çıkan gazetecileri bile affetmiyor yani. Yani bu konuda her şey kapalı, kutular arasında kalmasını istiyor. Bundan dolayı da yargı böyledir yani. Yani tabii ki bu sisteme karşı, bu yargıya karşı bir mücadele de var. Kürt halkının ulusal bir mücadelesi var, sınıfsal bir mücadelesi var. Bundan dolayı da kendisi muhalif gelen her Kürt'ü suçlu görüyor, bölücü görüyor, hain görüyor. Onun için de içeride ve dışarıda ne de olsa yani cezalandırıyor yani. Yani Türkiye bu iktidar için çalışan bireyler, yani derin devlet elemanları, JITEM gibi karanlık güçler, bu sistem adına eylem yaptıklarında tabii ki sahipleri tarafından yani suçüstü yakalansa bile sahipleri tarafından cezalandırılmayacakları açıktır yani. Şimdi eğer yakalanan her suç, tüm faili meçhuller, aslında failleri belli olan cinayetlerde bile bir dizi Batman'da, Silvan'da, benzeri yerlerde suçüstü yakalamalara rağmen herhangi bir ceza uygulanmadı yani. İşte Mehmet Ağar'ın binlere varan infazları var yani. Yani kimi bunu, Mehmet Ağar kendi adına bu cinayetleri işlemedi. Ta ki bu sistem için işledi. Şimdi sistemin Mehmet Ağar gibi çeteleri yargılaması mümkün değil yani. Kendisi zaten ifade ediyor. Bu binadan bir tuğla çekersem bu duvar yıkılır diyor yani. Şimdi durum büyüken biz ne kadar bu insanları suçüstü yakalasak bile yargı bunları ya serbest bırakacak ya cezasız politikalarıyla affedecek bir şekilde ya mutlaka ya da çok çok cüzi bir cezayla kurtulacak. O da tabii ceza değil yani, özel cezaevlerine koyup dışarıda belli operasyonlara yine katacak yani. Çünkü Türkiye'de yargı bağımsız değil yani. Belki çok vicdanlı yargıçlar da var tabii, bunun hakkını inkar etmemek lazım. Anayasa Mahkemesi'nde ya da Yargıtay'a benzeri yerlere kendi güvenlikleri kendilerini sağlama alabilecek bireyleri atarlar yani. İşte böyle olunca da demokratik bir hukuk kuralı ortaya çıkmıyor. Yani, ya da işte hukuk devleti diye bir şey ortaya kalmıyor. Yani kanunlarla yürütülen, o da Türk İslam Sendeli tarafından yaratılan bir iktidar ve ona bağlı oluşturulan bir iktidar var. Şimdi faşizm düzeyine gelmiş bir iktidardan demokratik bir yasa, bir tavır beklemek biz Kürtler için hayalci olur yani. Gerçekçi olmak lazım hani. Hala bir demokratik bir nüvenin olduğunu ya da işte karar verebileceğini, demokratik bir karar verebileceği hayalinde olan insana da var yani. Hala uyanmış insana var. Böyle bir durum olursa tabii ki bu gittikçe bir kopuş da yaşanacak tabii. Gittikçe hukuka güvensizlik, yargıya güvensizlik, cumhuriyete güvensizlik gelişecek. Yani toplumsal tepkiler daha çok gündeme gelebilecek. İşte Orta Doğu'nun içinde bulunduğu durumu görüyoruz yani. Yani sorun, bu sorunlar bir şekilde Türkiye'de yansıyacak yani. Türkiye bu durumda etrafı kuşatılmış bir durumdadır yani. Bir de durumlarda gerçekten de geçmiş milli kurtuluş gibi bir şey durum ortaya çıkmaz yani. Eski gibi Kürtler askeri şubeler önünde kuyruğa oluşturup Çanakkale ve benzeri yere gitmezler yani. Yani bu açıdan bu güvensizlik artıkça bir kopuş da yaşanacak. Bunu artık olumlu, olumsuz yönleri o süre içerisinde göreceğiz tabii yani. Burada örgütlü olan, güçlü olan, akıllı olan kazanacak.